15 Ağustos 3 Eylül 2011 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve destekleriyle düzenlenecek olan 9. Bodrum Uluslararası Bale Festivali her sene olduğu gibi bu yılda tarih, kültür ve doğanın aynı potada eridiği turizm kenti Bodrum'da Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Şeytan <laughs> Festival, turizmi, kültür ve sanat besler anlayışıyla tarihi ve turistik mekanlarda etkinlikler gerçekleştiren Devlet Opera ve Balisi Genel Müdürlüğü'nün Çağdaş Türkiye imajına yaptığı katkıya büyük ölçüde destek veriyor. Bodrum Uluslararası Bale Festivali, dünya ünlü bale ve dans repertuarının en güzel örneklerini ve Türk bale sanatının özgün yapıtlarını her yıl aynı heyecan ve coşkuyla sanatseverlerin beğenisine sunmakta, her temsilini %100 doluluk oranıyla gerçekleştirmektedir. 15 Ağustos tarihinde başlayacak 9. Bodrum Uluslararası Bale Festivali'nin açılış temsilini İstanbul Devlet Opera ve Balesi İstanbul Mozaik adlı eserle yapacak. 3 bölümden oluşan eserde Yuşoz, Pede Bana, J. Martinez'in kareografileriyle Mi Favorita, Creatures ve 2. Senfoni adlı eserler seyircisiyle buluşacak. 18 Ağustos tarihinde festivalde sahne alacak St. Petersburg Boris Eifman Devlet Bale Topluluğu tüm dünyada seçkin repertuarlarını ve gösterdikleri olağanüstü performansla tanınmaktadır. Ben Don Kişot adlı eseri koreograf Boris Eifman sahneye koyuyor. <laughs> Almanya'dan festivale konuk olan Matlenburg Schwerin Devlet Bale Topluluğu Ateşte Akdeniz Kızı Carmen'i seyirciyle buluşturuyor. Yaptığı modern kareografilerle de tanınan dünya ünlü koreograf Yong Song Hu'ye tarafından sahneye konan eser 21 ve 22 Ağustos'ta sahnenilecek. Washington Bale Rock'n'Roll Sallan Yuvarlan adlı gösterileriyle 25-26 Ağustos tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. Üç bölümden oluşan heyecanlı ve ilgi çekici programda koreograf Trey McIntyre'nin Height Lansam, koreograf Septime Wöbre'nin Fluctuating Hemlines ve koreograf Christopher Bruce'un Rolling Stones'un müzikleri üzerine yaptığı Rooster adlı eserler sahne alacak. <laughs> Koreografisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Baş Koreografı Mehmet Balkan'ın yaptığı Mevlana'nın Çağrısı adlı balede, Mevlana Celaleddin Rumi'nin evrensel bir kişiliğe dönüşümünde köşe taşı sayılabilecek olaylar, özgün müzik ve vücut dili kullanılarak anlatılıyor. Eserin müzikleri yerel ve evrensel ögelerin başarıyla kaynaştırıldığı çok geniş bir müzikal yelpazede, besteci Can Atilla tarafından yapılmış, 19. yüzyıl romantik bale müziği formları ve armonileri sıklıkla kullanılmıştır. Eser, Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balileri tarafından 29 Ağustos'ta sahnelenecek. Müzik Festivalin son günleri olan 1-2-3 Eylül tarihlerinde ise ünlü İspanyol topluluk Los Vivancos sahne alacak. Los Vivancos 7 kardeş adlı programla izleyici karşısına çıkacak 7 erkek kardeşten oluşan topluluk daha önce de Bodrum Uluslararası Bale Festivali'nde sahne almış ve seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştı. Bireysel sanatsal faaliyetlerini bir arada sürdürmeye karar vererek 2004 yılında kurdukları grupta büyük başarıları imza atan ve dünyada muhteşem yedili ya da Flamenco'nun prensleri olarak tanınan Los Vivancos'un dans gösterisi bugüne kadar tüm Avrupa'da yüz binlerce kişi tarafından izlendi.